Şimdi burada herkes kendi partisine oyunu verecek. Bahsettim ya başlangıçta, biz seçim alışkanlıklarının değiştirilmesini istemiyoruz milletimizin. Çok farklı bir tabloyla karşısına çıkmak istemiyoruz. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar mevcut işleyişi dikkate alarak hareket ettik. Her partinin bir sütunu var. Yine herkes kendi partisine oyunu verecek. İttifak içindeki partilere de, mesela burada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP ittifakında AK Parti'ye oy verecek olanlar AK Parti'ye oyunu verecek, MHP'ye oy verecek olanlar da MHP'ye oyunu verecek. Sonra bu tamamlandıktan sonra ittifakın toplam oyu nasıl belirlenecek? AK Parti ve MHP'nin oyunun toplamı ittifakın oyu olmuş olacak. Evet. Şimdi de geçerli geçersiz meselesine gelince şu, şimdi bakın bugünkü sistemde bu ittifakı unutalım. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Bir seçmen şu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan sütun içerisinde olmak kaydıyla oyunu istediği yere basabilir. Şuraya basması gerekmiyor. Şuraya basabilir, buraya basabilir, buraya basabilir, buraya basabilir. Herhangi bir yere basabilir. Herhangi bir sayıda basabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sütunu içerisinde 30 yere ayrı ayrı mühür basabilir. Bu tabii ki tek bir oy olarak geçerli bu. Bunların hepsi geçerli. Ayrıca mührünü bastığı zaman, bugünkü sistemi söylüyorum burada, bastığı zaman bu mühür dışarı taşmışsa, şu boşluğa taşmışsa bu oy yine geçerli. Ne zamana kadar? Yandaki partinin sütununa geçinceye kadar. Yani ikisinin ortasına basılmışsa, oy yandaki partiye taşmışsa o zaman geçersiz oluyor. Yani bugünkü mantık burada, bir partiye ait olan sütun içerisinde nereye basılırsa basılsın, kaç defa basılırsa basılsın bu oy geçerlidir. Şimdi aynı şeyi biz ittifakla ilgili aynı mantığı devam ettiriyoruz. Sormama devam et, sormama müsaade edin. Geldim ben seçmen olarak, baktım Cumhur İttifakı gözüme çok güzel göründü dedim mesela. Şimdi hem AK Parti'ye verdim hem MHP'ye verdim. Şimdi onu söyleyeceğim. İki partiye verilmiş iki ayrı oy. Nasıl burada, olur bu? Burada yine aynı şekilde iki parti ittifak yaptığı için burada ittifaka ait bir alan var. Nasıl bir siyasi partiye ait bir alan var? Aynı şekilde ittifaka ait bir alan var. Onun içerisinde partilere ait alanlar var. Dolayısıyla prensip burada, tekrar ediyorum, herkesin kendi partisine oy vermesidir. AK Parti'ye, MHP'ye hangisine verecekse ona verecek oyunu seçmen. Fakat nasıl burada herhangi bir yere basıldığı zaman oy geçerliyse, herhangi bir yere veya birden fazla defa basılmışsa bu alan içerisinde geçerliyse, ittifak alanı içerisinde de herhangi bir yere basılan oy veya birden fazla basılan oy geçerli. Dolayısıyla birden fazla partiye vermiş olsa da ittifak açısından bu oy geçerli. Ama şimdi bir kişiden iki oy almış oluyorsunuz. Bu öbür partilere bir haksızlık değil mi? Bu tek oy olarak geçerli. İki oy değil. İttifak alanı içerisinde 30 kere herhangi bir yere vuruldu. Yani ben MHP ve AK Parti aynı anda bastım diyelim, o tek oy sayılıyor. Varsayalım sizin verdiğiniz örnekten hem MHP hem AK Parti'ye oy verdi. Bu tek bir oydur. İttifaka verilmiş tek bir oydur. İttifakın tek bir oyudur. Bir kişiden iki oy çıktı anlamına gelmez. Bir kişiden iki oy çıkması mümkün değil zaten. Öyle bir şey olamaz. Yani burada iki partiye de mühür vurmuş olsa bile bu oy geçerlidir ama tek bir oy olarak geçerlidir. Nedir o? İttifakın oyu. Şimdi burada tabii bu şekilde yanlış basmalar suretiyle ortaya çıkabilecek bazı oylar var. Hangi partiye verildiği belli olmayan oylar bunlar. Bunlar da ittifakın oyu olarak geçerli ama hangi partiye ait olduğu belli değil. Buna ittifakın ortak oyu diyoruz. Bu oy ne olacak? Bu oy toplanacak. Partilerin, ittifak içerisindeki partilerin almış olduğu oylar oranında partilere dağıtılacak. Burada dediğim gibi oylar verildi. Sayılıyor, birleştiriliyor ilçe seçim kurulunda, il seçim kurulunda. O zaman ne olacak? AK Parti'nin oyu belli, MHP'nin oyu belli. Bir de hangisine ait olduğu belli olmayan ama ittifak alanı içerisinde olan oylar, ittifakın ortak oyları, bunlar da sayı olarak belli. Bunlar AK Parti'nin aldığı oylar, MHP'nin aldığı oylar dikkate alınarak, kendi içinde oranlanarak dağıtılacak. Çok basit, şöyle bir şey söyleyeyim. Burada şimdi partilere olarak söylemeyeyim. Bir parti 200 bin oy aldı. Bir parti 50 bin oy aldı. Varsayalım ki 50 binde hangi partiye verildiği belli olmayan ama ittifak içerisindeki oy. Nasıl dağıtılacak? Bunun formülü var. Bunu yazdık kanuna. Bir partinin aldığı oy, ittifak içindeki partilerin toplam oylarına bölünecek. Çıkan katsayı ittifakın ortak oyuyla çarpılarak bulunacak. Şöyle söyleyeyim. Birisi 200, birisi 50, 50 bin. Birisi aldı, ortak oy da 50 bin. 200 bin bölü toplam oy nedir?
partilerin aldığı 200 bin artı 50 bin, 250 bin. 200 bin bölü 250 bin, 4 bölü 5. Ortak oy nedir? 50 bin. 4 bölü 5 çarpı 50 bin, 40 bin eder. Yani demek ki bu 50 bin ortak oyun 40 bini bir partiye, 200 bin alan partiye, 10 bini de 50 bin alan partiye dağıtılmış olacak.